Ali Kara Hasanoğlu. Sen Sus Ahmet Bey, Sare Hanım konuşsun. Profesör olmaya gerek yok. Derin okumalar yapmaya, şu kadar kitap yazmaya, hele hele stratejik derinlik türünden entel dantel kavramlar oluşturarak birkaç dilde kitap bastırmaya hiç gerek yok. Azıcık olayları takip etme merakınız varsa, gözünüzü hırs bürümeden yorum yapmayı becerebilirseniz, egonuzun eseri olmazsanız başörtüsü yasağı konusunda bu ülkede kimler asli suçlu, kimler tali suçlu, kimler dönümüne mücadele ederek o yasayı kaldırmıştır çok net görülüyor. Değerlendirme çok basit. Bu ülkede yıllarca sürdürülen başörtü yasağının siyasi partiler içinde birinci sorumlusu CHP'dir. Hiç tereddütsüz, hiç tartışmasız. İkinci sırada sorumlu siyasi parti Turgut Özal sonrasındaki Anavatan Partisi'dir. Üçüncü sırada da 1999 MHP'sini dolaylı kusurlu gösterebiliriz. Bu gerçeğe rağmen eşi de başörtü mağduru olan Ahmet Davutoğlu, sırf bugün savrulduğu başörtü düşmanlarının öncülüğündeki ittifakı masum göstermek için şu sözleri sarf etmiş. Bu memlekette 28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli'dir. Çünkü 28 Şubat'ın başbakan yardımcısıdır. 28 Şubat'ta başörtü yasağını mecliste kim meşru kıldı? Başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendi baskı uygulayarak başını açtırıp meclise kim soktu? Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat'tan nasıl bahsediyor? Peşinen söyleyeyim, 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra MHP'nin Fazilet Partisi ve DYP ile koalisyon hükümeti kurması çok daha doğru ve başörtünün serbest bırakılması mücadelesine sahip çıkan bir tavır olurdu. Çünkü MHP, "Biz refaha fazilete benzemeyiz. Masaya yumruğumuzu vurduk mu, başörtü sorununu çözeriz." söylemiyle hayatında ilk defa %17 oy almıştı. Üstelik Fazilet Partisi'nden bir Merve Kavakçı, MHP'dense bir Nesrin Ünal milletvekili başörtülü olarak seçilmişti. İkisi de başlarını açmadan yemin ettiklerinde sol ceberutların yapacakları hiçbir şey yoktu. Fazilet Partisi ve MHP'nin ikisinin de dışarıda kaldığı bir hükümet modelinin hayata geçme ihtimali sıfırdı. Ama MHP, Nesrin Ünal'a başörtüsünü açtırdı, Hatay'dı dün de eleştirdik, bugün de eleştiriyoruz. Daha vahimi MHP'nin hükümet kurma noktasında tercihi, başörtüsü yasağını kaldırmak isteyen partiler olması gerekirken, onlar başörtü yasağını devam ettirecek olan DSP'yi Bülent Ecevit'i tercih ettiler. Bu MHP'nin hatasıdır. Ama Ahmet Davutoğlu başörtü yasağı konusunu bu olaya indirgeyip hele hele CHP'yi aklamaya kalkarsa yasağın anayasa mahkemesi tarafından ihtas edilmesinde birinci aktör olarak görev yapan CHP'den bahsetmeden yasan konulmasında bile değil kaldırılmasında dolaylı kusuru olan MHP'yi en son konuşacak kişi olarak göstermeye kalkarsa orada dur demek bizim de vazifemiz. Bizim de Ahmet Bey'in eşi ve başörtü mağduru Sare Davutoğlu'nun da vazifesi. Birebir zulmü Sare Hanım yaşadı çünkü. Ne oldu mesela? Kronolojik olarak hatırlatalım. 1989'da Turgut Özal'ın ANAP'ı üniversitede kılı kıyafeti serbest bıraktığında Anayasa Mahkemesi'ne gidip meşhur başörtü layıklığa aykırıdır kararını aldıran o günkü CHP, SHP'dir. Yani yasağın başı CHP'dir. 28 Şubat süreciyle Başbakanlıktan indirilen Erbakan sonrasında başörtü yasağını üniversitelerde yoğun olarak uygulatan DSP'dir, o günkü CHP. 1999'da Merve Kavakçı'ya yemin ettirmeyen DSP'dir, CHP. Evet, 1999'da milletvekili seçilen Nesun Ünal'a başını açtıran ve başörtü özgürlükçüleri yerine Ecevit'te hükümet olmayı tercih eden MHP'dir ve bu açıdan hatalıdır. Ama sonrasında MHP kendisini kısmen affettirmiştir. Nasıl? 2002'de AK Parti kurucularının bazıları başörtülü diye Yargıtay Başsavcısının Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmesinde MHP bu talebe destek vermemiştir, CHP ise destek vermiştir. 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğunda sırf eşi başörtülü diye seçtirmeme amaçlı yaygarayı çıkartan CHP'dir. MHP o yaygaraya destek vermemiştir. 2007 milletvekili seçiminden sonra Abdullah Gül mecliste Cumhurbaşkanı seçilirken CHP'ler yine eşi başörtülü birisi Cumhurbaşkanı olamaz dediğinde MHP bu boykota destek vermemiştir. Meclise girmiş Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini hukuk dışı protestolarla önlemeye kalkışmamış, kalkışanlara destek vermemiştir. CHP'ler bu sebeple de MHP'yi ağır ifadelerle tahrik etmişlerdir. Ve çok önemli bir dönüm noktası. 2008 yılında başörtü yasağı ile ilgili mecliste çok önemli bir anayasa değişikliği yapıldığında AK Parti ile MHP yasağı kaldıracak yönde oy kullandılar. CHP ise yasağı kaldıracak teklife retoyu verdi. Devam ediyoruz. 2008 yılında bu anayasa değişikliğinden hemen sonra başörtü yasağı kaldırıldı diye Yargıtay Başsavcısı AK Parti'ye kapatma davası açtı. MHP bu dava aleyhine açıklamalar yaparken CHP açıkça AK Parti kapatılmayı hak etmiştir dedi. Ahmet Davutoğlu tarihte bu gelişmeleri kendisi yakinen takip etmediyse, MHP'nin 1999'daki yanlışına takılıp kaldıysa, Eşi Sare Hanım'a sorsun, ondan bilgi alsın, sonra konuşsun. AK Parti hakkında kapatma yerine hazine yardımı kesilmesi kararı verildiğinde MHP kararın aleyhine açıklama yapmış, CHP ise desteklemişti. 2011'den itibaren üniversiteli öğrenciler, liseli öğrenciler, memurlar ve tüm herkes için getirilen başörtü serbestiyetinde CHP'liler örneğin avukatlar için danıştaya müracaat ederek yasağın devam etmesini istemişlerse de MHP'li hiçbir milletvekili böyle bir talepte bulunmamış, yasağın sürmesi yönünde davada açmamış, talepte bulunmamışlardır. Yasaktan yana bir açıklamada yapmamışlardır. Tüm bu kronolojik listede profesör olmanıza falan gerek yok. Basit bir incelemeyle MHP'nin bir kusuru varsa CHP'nin on açık ve kasti suçu olduğu ortadadır. Buna rağmen Ahmet Davutoğlu MHP'yi suçlayıp CHP'yi aklamaya çalışırsa en son konuşacak kişi diyerek Bahçeli'nin durumunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha kötü olduğunu söylerse kendisine söylenecek tek şey vardır. Allah kimseyi hırsına mağlup etmesin, egosun nesiri etmesin. Allah hidayet versin. Kılıçdaroğlu başörtü yasağı sebebiyle helalleşmek istiyorsa diyenlere de Bahçeli hiçbir zaman başörtü yasak olsun demedi ki şimdi de helalleşmek istesin. Bahçeli nasıl olur da Kılıçdaroğlu'ndan daha yasakçı gibi gösterilir hatırlatmasını yapıp Adalet diye yola çıkanların nasıl zalimlikleri soyunduklarını, suçluları suçsuz, küçük küçük kusurluları da nasıl zalimce asli suçlu gibi gösterdiklerini önlerine koymuş olalım. Ali Kara Hasanoğlu Kurtuluş Taiz Davutoğlu'nun aşırı acıklı hikayesi Yuvarlak masa toplantısının ayrıntıları şaşırtmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu arasında geçen şu diyalog gerçekten şaşırtıcı. Kemal Kılıçdaroğlu, resimde nerede olmayı düşünürsünüz Ahmet Bey? Ahmet Davutoğlu, nereye isterseniz koyun. Bu diyaloğu aktaran bizzat Ahmet Davutoğlu'nun kendisi. İsmail Saymaz'a verdiği mülakatta dile getirdi. AK Parti'de Dışişleri Bakanlığından tutalım, Başbakanlığa kadar birçok üst düzey görev yapmış bir ismin, kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine bırakması sizce de trajik değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu siyasi hayatının en parlak mevkilerine yerleştirirken, bunlar kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında herhangi bir köşeye yerleşmek için dilenecek kadar düşürdüler. Ahmet Davutoğlu için egosu çok büyük derler, peki gerçekten böyle mi? Egosu bu kadar güçlü olan birinin Erdoğan'a sırtını dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan resmin bir köşesinde yer kapmak için dilenmesi aşağılayıcı değil mi? son derece aşağılayıcı bir durum aslında. Kimse kendisini partiden kovmadı, hoşlanmadığı durumlar karşısında bir kenara çekilip onuruyla küsebilirdi. Bir sürü böyle isim var AK Parti'de ama kimse işi Tayyip Erdoğan'dan intikama vardırmadı. CHP'nin kapısını çalıp Erdoğan'ı devirmenize yardımcı olabilirim demedi. Hiçbir gerekçe Ahmet Davutoğlu'na haklı çıkarmaz bugün itibarıyla kendini düşürdüğü bu acıklı durum için. Ali Babacan'a diyecek bir şey yok. Onunki ne ego davası ne intikam hırsı o baştan beri profesyonel bir isim. Abdullah Gül'ün ekibi olarak hangi resme koysalar pişkin pişkin gülümseyerek poz veren biri. Yuvarlak Masa resmine Davutoğlu'nun Karar Gazetesi tarihi nitelemesini yapmıştı manşetten. Evet doğru o resim gerçekten tarihi. Erdoğan'ın yanında Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanı yapmış bir ismin muhalefetin masasına elişerek zavallı bir hale gelişinin ibretlik resmi olarak tarihi Kurtuluş Târihi